3 Haziran 1998. Recep Tayyip Erdoğan halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçundan 10 ay hapis, para cezası ve siyasi yasaklı hale getiriliyor. Buna göre Erdoğan herhangi bir partiyle birlikte veya bağımsız olarak herhangi bir seçime katılamayacaktır. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP'nin birinci parti çıkmasına rağmen Erdoğan siyasi yasaklı olması nedeniyle seçimlere giremiyor ve milletvekili seçilemiyor. Seçimlerden sonra Başbakan Abdullah Gül tarafından kurulan hükümet döneminde Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunuluyor. Bu teklif mecliste AKP-CHP milletvekillerinin çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olsa da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yasayı öznel, somut ve kişisel olduğu gerekçesiyle veto ediyor. Tabi bu sırada Siirt'teki seçimlerin itiraz sonucu iptal edilerek yenilenmesine karar verilmiş. AKP'li Mervan Gül, CHP'li Ekrem Bilek ve bağımsız aday Fadıl Akgündüz, namı diğer Jet Fadıl'ın milletvekillikleri düşürülmüştür. Cumhurbaşkanı Sezer'in veto etmesine rağmen CHP 20 Aralık 2002'de anayasa değişikliğine olan desteğini sürdürme kararı alıyor. Teklif CHP'nin de desteğiyle anayasanın öngördüğü 3'te 2 çoğunluk, yani 367'nin üzerinde olan 437 oyla kabul ediliyor. 31 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Sezer anayasa değişikliğini onaylamak zorunda kalıyor ve Erdoğan'ın siyasi yasağı kalkmış oluyor. 3 ay sonra Siirt'te yenilenen seçimlerde Erdoğan milletvekili olarak aday gösteriliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriyor. Yıl 2022. 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde daha önceden 2 kez Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olma konusu gündemdedir. Anayasada bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir ibaresi yer almaktadır. Erken seçim tartışmaları sürerken CHP Erdoğan'ı sandıkta yenmek istediğini göstermek amacıyla Erdoğan'ın adaylığına yönelik YSK'ya bir itirazda bulunmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın adaylığı için özel bir tartışma yapmayacağız. Tartışmalar artık geride kalmalı. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin derken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, en büyük arzumuz karşımıza en güçlü şekilde çıkmasıdır. Yaratılmaya çalışılan suni tartışma üzerinden onlara istedikleri mağduriyet sunulmayacaktır açıklamasını yapıyor. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Günümüzde ise erken seçim için birçok çağrı yapıldı. Mehmet Şimşek modeli çökmeye mahkumdur ama bu çöküş aynı zamanda yeni bir sosyal patlamanın da habercisidir. Çünkü vatandaş artık bu krizin sonunda tünelin ucunda bir ışık beklemiyor, görmüyor. Bu sosyal patlamayı engellemenin yolu erken seçim sürecini başlatmaktır. Vatandaş öfkesini sokağa değil sandığa yönlendirmelidir. Artık hükümet ülkeyi yönetemiyor. Bir an evvel erken seçim olması lazım. Bir erken seçim olabilir Türkiye'de. Rakamları paylaştım sizlerle. Açlık sınırı 19.500, asgari ücret 17.000 lira ve enflasyon 8.5 puan yukarı revize edildi 2024 yılı sonu beklentisi olarak. Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam edebilmesi mümkün değil. Görünen ki oy kılavuz istemez. Türkiye'nin bir erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılının son baharı olabilir, 2026 yılının ilk baharı olabilir. Bu erken seçim kapıya dayanacaktır. Bunca çağrıya rağmen AKP kesin dille erken bir seçim olmayacağını bildirdi. Hatırlarsanız bu kesin dilin bir benzerini 2018 ve 2023 seçimleri öncesinde görmüştük. Erken seçim tartışması aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olma konusunu doğuruyor. Çünkü mevcut sistemde ve yasada Erdoğan yalnızca iki şekilde aday olabiliyor. Bunlardan ilki anayasa değişikliği. Bildiğiniz gibi yerel seçimlerden sonra AKP birçok siyasi partiyle yeni anayasa üzerine görüşmeler gerçekleştirmişti. Yeni anayasa için yapılan görüşmelerin bu konuyla alakalı olup olmadığı bilinmez. Ancak değiştirilecek olan anayasada Cumhurbaşkanlığı için iki dönem şartı kaldırılırsa evet Erdoğan yeniden aday olabiliyor. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için bir diğer seçenek ise erken seçim. Anayasada erken seçim, yani seçimlerin yenilenmesi durumunda Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir ibaresi yer alıyor. Fakat Erdoğan 2014 ve 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten seçilmiş, ikinci dönemindeyken de seçimlerin yenilenmesiyle 2023'te bir defa daha aday olmuştu. Anayasada geçen söz konusu maddeyi tekrar hatırlayalım.
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bir defa daha. Erdoğan bir defa daha 2023 seçimlerinde aday olmuştu. Dolayısıyla gelecek seçimlerde Erdoğan'ın adaylığının erken seçim için söz konusu dahi olmaması lazım. Elbette bunun tam aksi yönünde bir düşünce de mevcut. Hatta Erdoğan'ın 2023 seçimleri için aday olamayacağı söylendiği zamanda da benzer bir savunma yapılmıştı. Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini savunan argüman şöyle. Erdoğan 2014'te Cumhurbaşkanı seçildi ama sistem 2017'de değişti. 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı görevi eski sisteme ait. Ancak 2018 ve 2023 dönemleri yeni sistemin içerisinde. Dolayısıyla yeniden aday olabilir deniliyor. Buradaki savunmanın temeli elbette 2017 referandumuna dayanıyor. Çünkü anayasadaki konuyla ilgili madde, yani demin de hatırlamış olduğumuz 116. madde 2017 referandumu ile birlikte geliyor. Yani Erdoğan gelecek seçimlerde seçimlerin yenilenmesi durumunda yeniden aday olabilir. Ancak burada seçimlerin yenilenme konusunu da irdelemek gerek. Çünkü hatırlarsanız 2023 seçimleri de erken bir tarihe alınmıştı. Ama bu erken seçim kararı meclis tarafından değil bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilmişti. Eğer önümüzdeki seçimler için seçimlerin yenilenmesi Cumhurbaşkanı kararıyla alınırsa, ki bu imkansıza yakın bir ihtimal, Erdoğan yeniden aday olamıyor. Burada yeni sistem eski sistem argümanı da yeterli değil. Çünkü söz konusu maddeye göre erken seçim kararının meclisten çıkması gerekiyor. Özetle Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin erken seçim kararı alması gerekiyor. Burada da şöyle bir sorun var ki erken seçim kararını iktidar da muhalefet de tek başına alamıyor. Aynı durumun anayasa değişikliği için de geçerli olduğunu belirtmem gerek. Seçimlerin yenilenebilmesi için 5'te 3 çoğunluğun, yani mecliste 593 milletvekili olduğunu göz önüne alırsak 356 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Eğer seçimlerin yenilenmesini isterse AKP-MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın mecliste toplam 316 milletvekili bulunuyor. Dolayısıyla yalnızca mevcut iktidarın isteğiyle meclisten erken seçim kararı çıkmıyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı eğer Erdoğan'ın yeniden aday olmasını istiyorsa desteğe ihtiyacı olacak. Bu konuda özellikle CHP listelerinden meclise girmiş olan partilerin milletvekillerinin erken bir seçim isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü seçimlerin yenilenme kararı yalnızca Cumhurbaşkanlığı seçimine değil genel seçimleri de kapsıyor, anayasada da böyle geçiyor. Şöyle ki seçimlerin yenilenme kararı alınırsa normalde meclise giremeyecek, %7'nin yakınına bile gelemeyecek, tamamen Kılıçdaroğlu yönetimi sayesinde milletvekili çıkartabilmiş olan Demokrat, Gelecek, Saadet ve Deva gibi partiler yeniden seçime girmek zorunda kalacak. Fakat bu kez milletvekili çıkartamayacak. Tabii bu kez de seçime AKP listeleriyle girmezlerse. Dolayısıyla bu partilerin milletvekillerinin seçimlerin yenilenmesi yönünde oy kullanacaklarını düşünmüyorum. Geriye DEM ve CHP kalıyor. Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamaları düşünürsek AKP-MHP-DEM işbirliğiyle erken seçime gidilmesi düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Gel gelelim HÜDAPAR'ı sineye çekebilmiş olan bir MHP, DEM Parti'yi de sineye çekebilir. En nihayetinde AKP-MHP ve DEM katkısıyla yapılacak olan seçimlerin yenilenmesi ihtimali şu an için bir muamma. Sonuçta elimizde kalan tek parti CHP. CHP zaten bu konuda dünden razı. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel yakın zamanda yaptığı açıklamada seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söylerken Erdoğan'ın da yeniden aday olabilmesi için CHP olarak destek vereceklerini vurgulamıştı. Meclis 360 kişiyle yenilerse son bir kez aday olmak var. YSK'nın son kararına göre. Görev süresi 5 yıl. 2,5. yılına geldiğimizde şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Erdoğan 2,5 yılı daha var. Kalan 2,5 yılı o bırakacak. 2,5 yıl daha fazla görev yapma ihtimali kazanırsa 5 yıl yapıyor ya. Onu da biz göze alacağız. Gelecek, oturacağız, yarışacağız. Seçimleri yenileceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Sayın Erdoğan seçildiğinden 2,5 yıl sonra 2025'in sonlarına denk geliyor. 2026'nın baharında en geç. Koysun sandığı, kendisine güveniyorsa. Millet kararını versin. Biz de parlamentodaki grubumuza destek verelim. Tabii. 360'ı birlikte geçelim. Gelecek senenin Kasım'ında ya da takip eden Mart'ta. Bence Kasım'da yapabiliriz bunu. Gelecek senenin Kasım'ında sandığı koyalım. İnsanlar bu kadar sıkıntıdayken. Erdoğan da aday olabilsin. Ben şunu istemem. Erdoğan 23 yıl kazandı. Aday olamadı gitti. Olsaydı belki kazanacaktı. Öyle bir şeyin Türkiye siyasi tarihine bırakmak istemem. Bizim Erdoğan'ı yenmemiz, eğer aday olma imkanı varken oluyorsa, kazanmamız ve Türkiye'nin önünde yeni bir kalkınma sürecini başlatmamız. Yenebilir misiniz Erdoğan'ı? Elbette.
Hiç şüphe yok. Geçmişte de olduğu gibi Erdoğan'ın bir kez daha CHP'nin desteğine ihtiyacı var. Çünkü yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi yalnızca CHP desteğiyle mümkün. Sözün özü, meclisten eğer CHP desteğiyle seçimlerin yenilenme kararı çıkarsa son 20 yılda Türk siyaset yapısını tamamen değiştiren, hatta yozlaştırılmasında da payı olan, medyayı yıllar içerisinde siyasi partilerin trolüne çeviren, ülkeyi sığınmacı deposuna dönüştüren, geçmişte terörle masaya oturulmasını sağlayan, ekonomik krizin dibini yaşatan, milli eğitime, yargıya, emniyete ve orduya zamanında çok fazla güvendiği Fethullahçıların yerleşmesinin önünü açan, bitsin artık bu sulh hasreti çağrıları yapan, daha sonra çok fazla güvendiği Fethullahçılar tarafından darbeyle düşürülmeye çalışılan, buna rağmen Fethullahçılardan değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen, gencecik teğmenlerden korkan, ülkenin kurucusunun adından dahi nem kapan ve her durumda ülkeyi kutuplaştırmayı başaran Erdoğan yeniden aday olabiliyor. Eğer meclisten erken seçim kararı çıkmazsa aynı kişi aday olamıyor, ancak 4 yıl boyunca makamında kalmaya devam ediyor.